Filmlerle Küba Dansları serisine devam ediyoruz. Önemli bir film, 61 yılında Realengo 18 diyelim. Burada kırsal kesimden bir hikaye var. 30'lu 40'lı yıllarda Amerika'nın güçlü şirketleri kırsal kesimdeki insanları dışarı atarak oradaki topraklara çökmek istiyorlar. Ve kırsal içerisinde birçok insan tabii buna karşı çıkıyor. Ancak bazı gençler de Amerikan şirketlerinin muhafızlarına, onları savunanlara da katılabiliyor böyle çelişkili dönemler. Neticede kırsal yaşam anlatıldığı için bir Son Cubano çıkar mı diye incelemek istiyorum. Havana'daki sonu biliyoruz ki birahanelerde tıkılı kaldı. Kırsaldaki son da açık havalardaydı. Açık hava atmosferlerde yapılıyordu. Buna choza deniyor. Böyle barınak gibi yerlerde yaşıyorlar zaten ve oradaki dans partileri içerisinde Kiribati, Nengon, Canguyi vesaire belki olabilir. Sonda tabii Havana'da şekillendi, iyice kıvamını buldu, oradan da geri gelmiş olabilir. Bir bakalım neyle karşılaşacağız. Tam da beklediğimiz atmosfer, açık havadayız. Baraka gibi bir şeyler içerisindeyiz ve kadınlar yemekleri yapmışlar, dağıtıyorlar. Bir fiesta içerisindeyiz. Bateke'ye benziyor. Buradaki atmosfer domuz çevriliyor. Herkes yiyecek, içecek ve eğlenecek. Canlı müzik var ve bir kolektif dans ediyor. Sosyal dans atmosferine ulaştık diyebiliriz. Figür var mı? Şimdilik yok. Bir dönüş yok. Kapalı pozisyonda. 1-2-3, 1-2-3 devam ediyor. Guantanamo deniyor. Tabii ki beklediğimiz gibi yine Oriente bölgesinde. Guantanamo önemli bir nokta. Guantanamera'dan hatırlayın. Dolayısıyla bu müzikle ve dansla eşleşecek olan en iyi yerlerden bir tanesidir. Baracoa, Guantanamo, Sierra Maestra, Santiago de Cuba. Devam. Evet, siyahlarla beyazların bir arada olduğu bir atmosfer olarak gözüküyor kırsaldaki yaşam. Dediğim gibi Amerikan şirketleri buraya çullanmaya çalışıyorlar o dönemde 1930'lar 40'lar. Orayı anlatıyor 1961 yapımı olan film. Devam edelim. Neden bunu anlatıyor? Çünkü Amerikan şirketleri sizi sömürüyorlardı ve biz de buna karşı çıktık. Buna da karşı çıktık. Daha birçok şey var ve devrim gerçekleşti. O yüzden hepimiz devrimciyiz gibi bir bilince ulaşmak için. 1958 Küba'sını inceleyen bir film. Küba 58, 62 yapımı. Bir tabii ki Havana'da gece kulübü sahnesi gelecek. O zamandaki ortam nasıldı? Polisler nasıl davranıyorlardı? Fuhuş sektörü nasıldı?
Ve tabii ki her köşe başında bir gece kulübü var. Böyle bir atmosfer içerisinde sosyal dans nasıl, ona bakalım. Müzik gayet canlı, söz yok. Dolayısıyla mambo diyeceğiz. Guaracha mambo. Dans. Açılıyorlar ve sağdan döndürüyorlar. Dikkat. Ya bir iki sene içinde bu öğretilemez mi? O dans eden kişilere öğretilebilir. 3 ayda biz öğretiyoruz. Birinci sahne buydu. Bakalım ileride başka bir şey var mı? 1962 yapımı El Cilantro'nun öğretmeni El Maestro de El Cilantro. Bir öğretmen devrimden sonra kırsala gönderiliyor. Dolayısıyla oranın ne kadar az gelişmiş olduğunu vurguluyorlar devrimden sonra yapılmış olan bu filmle. Bu filmlerin hepsi icaiçle yapılıyor arkadaşlar. İcaiç, icaiç. Yani devrimden sonra oluşturulmuş bir film firması diyelim. Tabii ki devlete bağlı. Propaganda bu şekilde devam ediyor. Ancak biz de bakalım ne anlatıyorlar, inceleyelim. Neticede varmaya çalıştıkları yer, oralar az gelişmişti. Devrim vesilesiyle oraları biz orta seviyeye, daha iyi seviyelere getireceğiz. Ve oradaki yaşam nasıldı? Her nasılsa oradaki insan da bizim insanımız diyecekler. Hasta mis oídos llegaron los... Kırsal kesimde adeta bir zikir atmosferi görüyoruz. Onların inanışına göre bu işler böyleydi. Onlar da bizden demeye çalışıyorlar. Tabii ki komünist sosyalist hükümet din demasındaki o ruhani bölümü alacak ve bunların hepsini enstitülerde kültür üyesi olarak kullanmaya başlayacak ve bir Kubaniya, Kübalılık, yeni bir Kübalılık çerçevesinde insanları birleştirecek, böyle bir maya yapmaya çalışacak. Primero que religiosa. Ese mismo día comprendí la necesidad de conocer profundamente el lugar donde la revolución me había destinado. Evet. Devam edelim. La alegría de los mayores. Conquistada después de siglos de sangre y fuego. ¡Viva mi Cuba querida! Tierra que adora con fe. ¡Viva mi Cuba querida! Tierra que adora con fe. Ese presente son manos que se encuentran sin temor en los caminos.
Evet, bir belgesel tadında bize oraları tanıtıyor, oralardaki yaşamı bize anlatmaya çalışıyor. Bu insanlar da Kübalı bizden, sizden, hepimiz biriz demeye çalışıyorlar. İlgimi çeken bir film var arkadaşlar. Las Doce Sillas, 12 Sandalye, 62 yapımı. Burada anlatılan şey, hükümet değiştikten sonra her şeyin millileştirilmesi ve parası olan insanların mallarına el konulması, menkul kıymetler kurtarma bakanlığı diye bir şey üzerinden bu yapılıyormuş. Bu filmde de zengin, yaşlıca bir teyzemiz bu değerli bulduğu eşyaları 12 tane sandalin içerisine koyarak saklamaya çalışıyor. Bunu anlatıyor. Giriş bölümü ilgimi çekti. Filmi de özetliyor. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu arada yine bu film Icaiç, ya da Icaiç, pardon, Icaiç. Instituto Cubano del Arte Ica. Onun sinema alanı Industri Cinematográficos tarafından yapılıyor. Devletin bir kurumu bu. Savaş. Evet, olan biten mizahi bir dille anlatılmaya çalışmış. Millileştirme diye bir şey söz konusu. Menkul Kıymetler Kurtarma Bakanlığı var. Devletimiz, sosyalist hükümetimiz insanların mal varlığına el koyuyorlar. Siz olsanız nasıl hissederdiniz, ne yapardınız diye düşününüz. Devam ediyoruz. Yeni hükümetli Küba'da neler oluyor? Dansı inceliyoruz. Dans üstünden olayı anlamaya çalışıyoruz. Devrimin ilk yıllarını karakterize eden ütopik bir iyimserlik var ve bu şimdi incelediğim filmde karşımıza çıkıyor. 1963 yapımı Küba'daki sanat okullarının inşaatını anlatıyor. Kubanakan bölgeleri, Ena olacak oralar ve kim yapıyor gene bu yapımı? Icaiç yapıyor. Şöyle bir izleyin istiyorum fragmanları, hızlı geçeceğim. Heykel önemliydi, plastik sanatlar önemliydi, onu gösteriyor. Bunlar olacak diyor. Resim olacak diyor, tabloculuk olacak.
Tiyatro olacak diyor. Construir un todo es... Modern dans ve bale olacak diyor. İnşaat yapılırken bir yandan hayal ediliyor. Neler olacak? Un 100 voces andamios habrá un pala. Ulusal bale vardı, oluşmuştu 60'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam. Burada da bale devam ediyor. Bu bale işinin içinde Yoruba dansları da oluşacak ileride. De acuerdo con la música que va a tocar la compañera del piano. Clarita. Bina oluştu ve seçmeler başladı. Bu işler böyle başladı, ilerledi. Olumlu bir hava var. Sanat okulları Havana'da inşa ediliyor. Onların şubeleri de diğer şehirlerde inşa edilecek. Sanatla ilgili meslek liseleri çok 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 yapılacak Küba'nın içerisinde. Bugün gördüğümüz o köşe başındaki müzisyenler aslında herhalde muhtemelen oralardan çıkma mezunlar olmuş oluyor. Bu kültürün içerisinde, bu toprakların içerisinde bir de Haiti kökenler var. Haiti kökenleri ele alan bir film. Ve oradaki bir ritüel sahnesi dikkat çekici. Şimdi ona bir göz atalım. Sel, bu kırsalda yaşayan insan Haiti'de tabii ki yine Oriente bölgesinde yaşıyor olacaklar. İki tane şey var hayatlarında. Bir din, bir de tarım. Bunların üzerine yapılmış bazı yapımlar var. Bu da onlardan bir tanesi. Onlar da bizden ve Kubaniya'nın, bu yeni Küba kültürünün içinde olan elementlerdir demeye çalışıyorlar. Devam edeceğiz yayınımıza. Bir sonraki bölümde bakalım neler göreceğiz. Oh,
Sí, papá. No. Bir de final sahnesine gidelim. Tüm bu öğeler ulusal folklor topluluğu Conjunto Folklórico Nacional bünyesinde birleşip sanat olarak tanıtılacak. Kubaniya tüm folkloru içine alan bir mantık. Ancak bunun sosyal yaşamda tam bir karşılığı var mı? Bunu da diğer filmlerde net görüyor olacağız. Ve suyu bulacaklar. İki aile de bu suyu birlikte ortak kullanmaya başlayacaklar. Ondan önceki dönemde iki aile birbiriyle çelişiyorlar. Kumbite birlikte imece usulü tarım yapmak anlamına geliyormuş. Görüşmek üzere.